Kadınımızın Gücüyle programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizleri kadın futbol takımımızın oyuncularıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok özel bir konuğum var. Lara İvanuşa bizlerle birlikte olacak. Tercümede her zamanki gibi Semih Deral bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Hemen hızlı bir giriş yapıyorum her zamanki gibi. Keyifler nasıl, neler hissettiriyor, kendini nasıl hissediyor? Önce böyle bir hızlı bir giriş yapıyorum, sonra detaylara inelim. Well, you're a special guest and welcome. Thank you very much. Welcome to our own channel. And how do you feel yourself? I feel good. Yes. Kendimi hissediyorum. Güzel, biz de çok iyi hissediyoruz. We also feel good. Takım da güzel gidiyor. Bir ufak tefek düşüşler olabilir, onda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tabii ki izleyicilerimize her zaman olduğu gibi oyuncumuzu tanıtmaya başlayacağız. İlk en başa dönmek istiyorum. Futbola başlama hikayesi, nasıl profesyonel futbolcu olmaya karar verdi, onları öğrenmek istiyoruz. Çünkü gerçekten anladığım kadarıyla yine işini zevkle yapan bir sporcuyla karşı karşıyayız. Hemen futbola başlama hikayesini dinlemek istiyorum. As we said before, we also feel good ourselves, and also everything is going on the way in the football and in Fenerbahce. And as usual, we wanted to introduce you to our fans. At first, how do you feel yourself? And then the next question, how did you start playing football? And how did you decide to be a professional football player? Mm-hmm. We would like to learn this. And also, we know that you are a person who likes her job very well. Mm-hmm. What would you like to say about it? I love football. I love playing football, and I'm happy to have opportunity to play professional football and be 100% focused on the field and keep improving myself and like taking care of my body so I can perform well on the field. I started playing football. My dad was a coach, and also I have older brother, so I came so many times to watch trainings, and then I joined them. I really liked it, and I keep playing, and the more I was playing, the more I liked football, and the more my goals were higher and higher. So I wanted to do this in my life and continue working on it. Futbolu çok seviyorum. Futbol çok seviyorum. Futbol oynadığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Benim için buraya gelmek çok güzel bir fırsat oldu. Ben oyun içerisinde de kendimi %100 bir şekilde verebiliyorum. Gelişmeye devam ediyorum. Aynı zamanda kendime, vücuduma ve gerçekten yediğime, içtiğime neredeyse her şeye çok dikkat ediyorum. Çünkü sahada elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Futbolu nasıl başladığıma gelecek olursak, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim dedem de bir antrenördü. Aynı zamanda benden büyük erkek kardeşim de öyle. Onları oynarken, futbol oynarken çocukluğumdan beri çok fazla seyrettim. Onların çok fazla maçında katıldım ve onlar sayesinde futbolu çok sevdim. Çünkü ne kadar çok futbol oynarsanız, hani o kadar çok futbolun içine dahil oluyorsunuz. Ben de ne kadar çok oynarsam o kadar çok futbolu sevmeye başladım. Bu sebeple bir profesyonel futbolcu olmaya karar verdim. Her geçen gün gelişmeye devam ediyorum. Hayatımda da futbol içi anlamında çok güzel şeyler oluyor. Bu anlamda da çok mutluyum. Harika. Evet, güzel bir kariyeri var. Biraz kariyer serüvenini de dinlemek istiyorum. Hayatında gerçekten profesyonel olarak kariyeri de adım adım yükseliyor. Önce futbola başlaması, sonra milli takımda devam etmesi, şimdi yine Avrupa'da bizim Fenerbahçe takımına transfer olması. Biraz kariyer serüvenini de dinlemek istiyorum. O yükselme aşamaları, çünkü kendisi de söyledi, gerçekten işine saygıyla bağlı, özverili, hem bedenine hem de mental açıdan çok dikkat ediyor kendisine. O kariyer serüveni ve o kariyer basamaklarını tırmanma aşamasını da çok merak ediyorum. Well, you have a great career before everything, and you also you decided to be a professional player. Yeah, you start playing football and not as a professional player, and then after you started playing football, and also you were called from the national team, and also you came a European team like Fenerbahce this year. And also we know that you are a person who is respectful to her own job, and also you always care mentally yourself.
But before everything, we would like to learn your career process. What would you like to say about your career so far? I think I had many nice experience mm-hmm. and also different kind of league that I tried, different kind of teams, mm-hmm. Different people, different culture, and I think this step I take, I learned a lot of from different people, different mm-hmm. coaches, players, and I think this help you as a person mm-hmm. and also as a football player to get more knowledge and it improve you. Mm-hmm. Bugüne kadar çok fazla iyi tecrübelerim oldu. Ben çok farklı liglerde oynadım. Farklı hocalarla, farklı oyuncularla, aynı zamanda farklı kültürde de çok yer aldım. Benim için hepsi birer adım oldu ve bu adımın hepsi beni fazlasıyla geliştirdi. Herkesten çok fazla şey öğrendim. Şimdiye kadar farklı hocam da oldu. Onlar da bana çok fazla şeyler kattılar. Ben de her geçen gün kendimi daha çok geliştirmeye devam ediyorum. Ve elimden geleni yapıyorum. Kesinlikle. Baktığında kendi kariyerini az önce de söyledim. Gerçekten güzel planlamış. Fenerbahçe'ye transfer sürecini merak ediyorum. Çünkü transfer olurken mesela transfer olduğu takımlarda nelere dikkat ediyor? Transfer olacağı takımı nasıl seçiyor? Ve Fenerbahçe'den de teklif gelince ilk izlenimleri neydi? Nasıl karar verdi? Fenerbahçe'nin neyi için buraya geldi? Mesela en çok Fenerbahçe'nin neyinden etkilendi ki Fenerbahçe'de oynamayı seçti? And well, you planned your career very nicely so far. And also, we would like to learn something about your transfer process for Fenerbahce. How did you feel yourself when you first came to Fenerbahce? What brought you to Fenerbahce? And what affected you most before you came to Fenerbahce? Would you like to, can you explain us and could you give us a brief about this process, this offer? Mm-hmm. I was very happy when I heard that Fenerbahçe was mm-hmm. interested in me. It's a big club and I was very happy to hear it and I didn't want to mm-hmm. miss this opportunity. Also, I think Fenerbahçe have good conditions, mm-hmm. do good plan, good the goals mm-hmm. and I just couldn't miss the opportunity to not come here and try to help Fenerbahçe to win the title. Mm-hmm. Fenerbahçe'nin benimle ilk ilgilendiğini duyduğuma gerçekten inanılmaz bir şekilde mutlu oldum. Çünkü böylesine büyük bir kulüp benimle ilgilendiği için ayrıca kendimi mm-hmm. çok mutlu ve onurlu hissettim. Bu fırsatı ilk başta kaçırmayı asla aklımdan bile geçirmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten çok güzel koşulları var. Fenerbahçe'nin iyi bir planı var. Amaçları da gerçekten harikulade. Ben bu fırsatı tekrar dediğim gibi kaçırmayı hiç düşünmedim. Burada Fenerbahçe'de bulunmak istedim. Tabii Fenerbahçe'yi biraz reddetmek zordur genel yeah. olarak. It's really hard to refuse Fenerbahçe'yi. Yes. Fenerbahçe'den bir teklif It's... geliyorsa onu biraz zor reddedersin hangi branş yeah. olursa olsun. You're Peki not daha able önce... to if refuse, I'm sorry. yeah, yes. You're not able to refuse yes. the offer from Fenerbahçe. Yeah. Şimdi biz mesela futbol ve basketbol ve diğer branşlar olarak voleybol kez hani bir spor kulübü olduğumuz için Fenerbahçe'yi daha önce hiç takip etti mi? Diğer branşlarını izledi mi? Mesela futbol takımımız hakkında ne biliyor? Diğer branşlar hakkında mesela buraya gelmeden önce dışarıdan Fenerbahçe takımı ona nasıl gözüküyordu? Onları takip edebildi mi diğer branşları da? Genel olarak çünkü kulüp olarak çok büyük bir kulüp olduğumuz için mutlaka bence diğer tüm branşlarımız hakkında bilgisi vardır diye düşünüyorum. And also Fenerbahçe have lots of branch inside it and we have football and basketball and the other branches in our inside us. And also Fenerbahçe is a, you know, big sport club. Mm-hmm. Have you ever followed Fenerbahçe before or did you know anything about Fenerbahçe before you came here? And also Fenerbahçe, as I said before, a big club. What would you like to say about it? Yes, I especially men's football. I followed and I
heard a lot of history mm-hmm. and I was no well I know this mm-hmm. But other sports unfortunately I haven't followed mm-hmm. before. Yani futbol odaklı olduğu yes. için yani yes. futbol odaklı çok normal. Özellikle erkek futbolunu, futbol hakkında çok şey duydum şimdiye kadar. Ya bir tarihi olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu biliyordum buraya gelmeden hı-hı. önce. Doğrusunu söylemem gerekirse diğer sporlarla alakalı pek bir şey bildiğimi söyleyemem. Hı-hı. Haklı, normal. You're right. Futbol takip eden birinden, çünkü 7/24 hayatları futbol, onun için çok yadırgamıyorum ama genel olarak bu arada bizim kadın futbol takımımız ve kadın basketbol takımımızın arasında müthiş bir bağ var. Birbirlerinin maçlarına gidiyorlar. Kadın futbol takımının da maçına gelmişti, öyle hatırlıyorum. O nasıl hissettirdi bu branşlar arasındaki bağlantı? And we all know that football is your life, of course. Yeah. yeah. And also there's a great bond between the women football and women basketball. What would you like to say about it? And also you have come one of our matches against with them. EuroLeague maçına and also you came to the match in EuroLeague. Çünkü hiç kaçırmamaya EuroLeague çalışıyorsun. With the team, you're not trying to miss these matches. Yes. What would you like to say mm-hmm. about it? It's good that we all support each other and mm-hmm. also that we go watch their games, they come to watch our games mm-hmm. and I think it's great to see more team in Fenerbahçe mm-hmm. that are succeed in different leagues and different mm-hmm. sports. Elbette yani bir İki takımın da birbirlerini desteklediğini görmek çok güzel. Oraya gitmek de çok güzeldi bizim için. Takım olarak da zaten gidiyoruz. Yani iki takım arasındaki bu bağ ve bağlantıyı görmek, Fenerbahçe'yi farklı branşlarda ve farklı takımlar içerisinde evet. görmek çok güzel. Yani bu Fenerbahçe'nin başarısını görmek her şeyden çok güzel. Çünkü farklı lig, farklı hı-hı. takımlar bunlar doğrusu mutlu ettiriyor beni. Gerçekten. Şimdi biraz da artık bizim takımın içine gelmek istiyorum. Bizim takım için neler söylemek istersin? Lige çok iyi başladık. Çok güzel bir kimya tutturduk. Birbiriyle çok iyi anlaşan saha içinde de saha dışında da müthiş bir ortam var. Kendisi oynadığı takımı şu andaki Fenerbahçe kadın futbol takımını nasıl tanımlar? Nasıl bir takımda şu anda? Onu öğrenmek istiyorum. Biraz takım hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Sonra bireysel olarak kendi performansında da geleceğim. Let's talk about our own club, our own team, first of all. And we can see that you are getting along well with each other yes. inside the team. And also not only on the field, but also outside the field. Mm-hmm. And how would you describe this team, this atmosphere, because there's a great chemistry inside the team. How can you comment on this? And then first let's talk about your team and then I'll ask you some questions individually. Mm-hmm. Okay. I think we are a happy team. Mm-hmm. We get very along with each other. We're coming from different part mm-hmm. of the world. We have also a lot of foreigners, but I think we fit together very well, different characters, and everyone bring their own unique to the team, mm-hmm. and I think it makes team better and happy. Mm-hmm. We hang out a lot of also after the trainings, mm-hmm. Talk about things, smile, joke. Also, like when we go away games, we spend more time together. Mm-hmm. So I think we have good chemistry. Absolutely. Gerçekten çok mutlu bir takımız. Başından beri takım olarak birbirimize çok iyi anlaşıyoruz. Bunun dışında takımda aynı zamanda Türk oyuncular yok. Dünyanın her yerinden gelen evet. çok farklı oyuncular var. Bu bence bizi de kamçılıyor ve gerçekten çok iyi anlaşmamızı sağlıyor. Beraber hareket ediyoruz, beraber mücadele ediyoruz. Takım içerisinde elbette ki farklı karakterler var. Ama bu birliktelik bizi başarıya itiyor. Bunu görmek çok güzel. Aynı zamanda antrenmandan sonra antrenman bitiminde birbirimizle çok şakalaşıyoruz. Çok güldüğümüz oluyor. Çok beraber çünkü çok fazla vakit geçiriyoruz. Ben de sizin gibi gerçekten takım içerisinde çok iyi bir kimya olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi
futbol dışındaki hayatına da geleceğim, takım arkadaşlarına geleceğim ama biraz kendi performansını dinlemek istiyorum ondan. Ofansif bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ofansif oynamayı sevdiğini de biliyoruz. Kendi stilini nasıl tanımlar? Saha içinde nasıl bir performansı var? Ve bu yılki kadın Fenerbahçe'deki performansını nasıl buluyor? And let's talk about your personal style of playing, the way of playing football. You know, you are an offensive player, and how would you describe your style, football style, and how can you describe also your performance as a whole, please? Yes, I'm offensive. I play at the moment wing. I also play central striker. I think my performance is like I like to play small passes. I like to run to the spaces. I'm aggressive. I'm fast. I like to create chances also for teammates. Of course, I like to score as well. Yeah, that's my style. Sizin de dediğiniz gibi ben ofansif bir oyuncuyum. Şu anda ofansif anlamda sağ kanatta oynuyorum. Ama ortada aynı zamanda bir forvet olarak da oynayabilirim. Bu da benim sevdiğim bir pozisyon. Bunun dışında ben kısa paslar yapmayı da çok severim. Yani kısacası paslaşmayı, o bölgede paslaşmayı çok seviyorum. Çünkü pas attıktan sonra koşmaya çok düşkünüm ve çok koşuyorum. Hızlı bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarım için de aynı zamanda bir fırsat yaratmayı da çok seviyorum. Çünkü onları futbol içerisinde ve oyun oynarken sürekli desteklemem gerekiyor. Aslında benim stilim tamamen bu. Koşarım. Koşmayı çok severim. Kesinlikle öyle. Çok da hırslı bir oyuncu bu arada. Saha içinde gerçekten böyle bir şey yapamadığı zaman çok agresifleşiyor. Sürekli böyle bir şey yapmak istiyor. Çok böyle onu izlemesi de keyifli. Hırslı bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı da böyle skora katkı yapamayabilir ya da gol atamayabilir ya da bir şey yanlış yapabilir, o sorun değil ama o istek ve hırsı görmek istiyoruz aslında biz hem taraf yani taraftarlar olarak, o da Lara'da bence fazlasıyla var. Febe fans, yeah, you may not contribute a lot to make scoring. Maybe you may not create chances for your teammates. But if our fans see that you are playing well, you are playing aggressively, they always make them happy because we are we want to see this willingness and the ambition inside you. That's all for us. Yeah, for Fenerbahçe fans. I that's my job to give them 100% and I also want that we win every game and that unfortunately we lost against FOMED, but at least we give our 100% and that's the main thing we can do. Takımda özellikle maç oynarken her zaman %100'ümü vermeyi düşünüyorum. Yani her maçı kazanmamız gerçekten bazen mümkün olmayabiliyor. Örnek veriyorum, dün FOMGİT'e karşı kazandık ama doğru olan herkesin ortaya %100 performansını sergilemesiydi. Ve ben de bunu gerçekten yaptığımızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi biraz sağ dışına da çıkmak istiyorum. Çünkü takım arkadaşlarıyla çok güzel kimyası var. Takım arkadaşlarıyla İstanbul'u gezdiğini de görüyorum. Çok yoğun. Bir de bu haftalarda çok sıkışık bir maç trafiğimiz de var. Antrenman da öyle, günde çift antrenmanları oluyor. Onların dışında neler yapabiliyor İstanbul hakkında ya da Türkiye hakkında? Çünkü deplasmanlara da gitti. Neler söylemek ister? Tabii ki neleri sevdi yemek olarak, mekan olarak. Burada yaşamak nasıl, onu öğrenmek istiyorum. Well, you have a great chemistry with your teammates, so we can see it from the outside. And also, and as you know, we have a heavy schedule during this week. We have played 3 matches in just 8 days. And also, you sometimes have double trainings. Yeah. And what else do you do outside the field? And did you find enough time to travel in Istanbul? Have you ever tasted anything so far? How does it feel to live in Istanbul? What would you like to say about living in Istanbul? Yeah, I really like Istanbul. It's a lot of things to do, different
I think everyone can find something that they like or like they like mm-hmm. to visit, try. Outside of football, I like to hang out with my friends, mm-hmm. Also teammates. I like to visit different coffee shops. That's my favorite thing to do. And then I like to walk by a river, seeing also parks. Especially, I like green. I like nature. Uh-huh. But I haven't seen a lot of Istanbul. I saw a few places mm-hmm. We went, but we had heavy schedule. Yes. So we mostly just going for a coffee or like walk in the parks. Mm-hmm. İstanbul'da olmayı gerçekten çok sevdim. Burada çünkü birbirinden farklı etkinlikler var yapılacak. İstanbul'da gezmeyi ve dolaşmayı, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Saha dışında özellikle antrenmandan sonra arkadaşlarımla dışarı çıkıp bir tane kahve içmek için dışarı çıkmayı çok seviyorum. Onun dışında nehir kenarında yaptığım güzel bir aktivite var. Sürekli nehir kenarında yürümek beni aynı zamanda mutlu ediyor. Sahil kenarında yürümek de aynı zamanda beni çok mutlu ediyor. Ve İstanbul'da birbirinden güzel parklar var. Çünkü ben parktayken kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü yeşili seviyorum. Doğayı seviyorum. Bunların dışında İstanbul'u çok fazla görme şansım olmadı. Özellikle son birkaç haftada çünkü gerçekten ağır bir programımız var. Çok yoğunuz. Bizim genellikle yaptığımız, yani çoğunlukla yaptığımız antrenmandan sonra arkadaşlarımızla beraber birlikte kahve içmeye gitmek ya da parklarda gezmek oluyor. Ya evet, çok kötü yani. Gerçekten o kadar ağır ve sıkı bir antrenman ve maç programları var ki inanılmaz da kendilerine hiçbir türlü vakit ayıramıyorlar. You cannot spare enough time for yourselves, you know. Yes. De, takımda en çok kimlerle vakit geçiriyor? Who do you get along well most in this team? With Yana and Emma. Uh-huh. We are like three best friends. We hang out most of the time together and we are all new here, so I think it makes easier for all of us to mm-hmm. adapt also here in Istanbul. Yes. En yakın arkadaşlarım Yana ve Emma. Mm-hmm. Genellikle biz üç en yakın arkadaşız ve en iyi arkadaşız. Genellikle hep beraber takılırız. Antrenmandan sonra da beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Bu bizim adaptasyonumuzu daha çabuk sürede kazanmak için hayatımızı kolaylaştırır diyebilirim. Böyle çok da benziyorlar ya. Üç böyle. You also look like each other. Yes, they sometimes confuse us for sisters. Bazen bizi gerçekten abla sanıyorlar, karıştırıyorlar. Evet, gerçekten. Üç de böyle hani tarzları, tavırları falan birbirine çok benziyor. Your style, your behaviors look like each other. Yes. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. We're about to finish the program now. Taraftarın mesajını çok merak ediyorum. Çünkü hep destekliyor taraftarlarımız onları hem sosyal medyadan hem maçlarda. Neler söylemek ister, onlara mesajı nedir? Now we are about to finish the program now and at the end what would you like to say about to our fans? What kind of message would you like to give our fans because they never make us feel alone. They always support us. Would you like to say about it? I would like first to thank thanks to all the fans that supported us now to that time and mm-hmm. To lift us up and to support us to be there for us and cheer mm-hmm. cheer on the games and I would like to say that we as a team that we will give everything mm-hmm. To show our gratefulness on the field and that we will give 100% mm-hmm. to perform well. And that's all we can do to them to make them happy and we hope that they will keep supporting us and cheering for us. Öncelikle her bir taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için ve her fırsatta destekleri için teşekkür ediyorum. Çünkü bizi gerçekten çok yüreklendiriyorlar. Özellikle sahadaki özellikle maç yaparken bir maçımızı oynarken tezahüratları bizi yüreklendiriyor ve gerçekten çok mutlu ediyor. Biz de bu sayede elimizden geleni her şeyi vermeye çalışıyoruz. Ben kişisel olarak %100'ümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bunun dışında performansımı da artırıyor. Onların bize yaptıkları tezahüratlar. Biz onları utandırmayacağız. Bizi
aynı zamanda desteklemeye devam etsinler diye söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum geldiği için. Thank you very much for coming here. It was really nice to know you. Gerçekten. Şimdi biz antrenmanlara, maçlara sürekli sizleri takip ediyoruz ama böyle programlarda bireysel olarak onları tanımak çok daha keyifli oluyor. Hep söylüyorum, Fenerbahçe'ye gelen sporcuların hepsi her branştaki inanılmaz iyi kalpli, inanılmaz cana yakın oluyor. Önce karakterli sporcular oluyor, ondan sonra başarılı sporcular oluyor. O yüzden ben tekrardan teşekkür ediyorum. Yeah. I would like to thank you once again. And every player in Fenerbahçe is very friendly, and you know. And as she said before, I would like to thank you for coming here, for being a part of Fenerbahçe. Because it was really nice to see you here again. Thank you very much for welcoming me. Karşılama için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Semih, senle de zaten hep görüşüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Rica ederim. Ne demek? Sezon içinde dediğim gibi maçlarda, antrenmanlarda bol bol görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyeyim size. İzleyicilerimize de hoşça kalın diyelim. Evet, Armamızın Gücüyle programının bu haftaki konuğu Lara Ivanuşa'ydı. Onu sizlere daha yakından tanıtmak istedik. Biz yine kadın futbolcularımızın diğer üyelerini tekrar burada ağırlamaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.